Deniz var mı? Yani Buyurun. şöyle tabii hiç hayret ettiğim bir şey yok. Çünkü uzunca bir zamandır bu konuları uyarmaya çalışıyorum. Yani dilim Evet. döndüğü, aklım erdiği kadar. Şimdi tabii hep dönüp dönüp irade ve kapasiteye geliyorum. Ya devleti temsil edenlerde irade yok. Yani şiddetle mücadele iradesi yok. Ya da kapasite yetmiyor. Şimdi bu yani sınırlardan girenlerin kontrol edilmesinin ötesinde zaten teşvik ediliyor. Hani işte biz Ensarız, onlar da muhacir gelsinler diye. Yani bütün Asya ve Afrika'nın yani ne kadar yani böyle bir sığınacak bir yer arayan insanı varsa kapılar açılmış durumda. Ve bununla gurur duyuyorlar, bununla övünüyorlar. Dediğim gibi en başta tabii bu çok yani çok boyutlu bir olay. Ama diğer bir boyutuna tabii değerli kardeşim değindi. Hani belli grupların, belli ideolojilerin teşvik edilmesi. Ama bunun yanında bir de mesela diziler var. Yani diziler baştan sona şiddeti özendiriyor. Feodal değerleri kutsuyor. Feodaliteyi kutsuyor, şiddeti kutsuyor, silahı kutsuyor, cinayeti kutsuyor, kadına şiddeti kutsuyor, çocuğun ezilmesini kutsuyor. Yani sonra bir mafya değerleri kutsanıyor. Mafya mensubu olmak, mafyanın tırnak içinde mafya kültürü, bunlar kutsanıyor, değerli hale getiriliyor. Yani genç insanların ruhlarında, beyinlerinde bu dizilerin çok ağır, çok yani keskin, kalıcı, derin etkileri var. Çok derin etkileri var. Yani bakın işte bir yerde içkiyi veya ne bileyim hani sigarayı buzlandırıyorlar. Şiddet saatlerce dizilerde. Yani günde birkaç dakika bile kitap okumayan ama saatlerce televizyon izleyen bir toplumun bu anormal bir hayatı kutsayan çok farklı yani esas olarak şiddete dayalı feodal ve mafya değerlerini kutsayan, öne çıkartan ve devleti yok gösteren ve bu grupları devletten daha güçlü gösteren dizilerden etkilenmemesi mümkün değil. Mümkün değil. Bütün bunlar tabii toplumu etkiliyor. Bir de tabii şunu da unutmayalım. Yani şiddet en yukarıdan aşağıya doğru geliyor. Bakın bu ülkede başbakan canlı yayında bir vatandaşına şiddet uyguladı. Sonra o vatandaş ağzı burnu karışmış vaziyette dedi ki ya ben başbakan aslında beni korumaya çalışıyormuş. Kimlerden? Korumalarından korumaya çalışıyormuş dedi. Bakın dikkat edin. Bakın böyle bir ülkede yaşıyoruz. Aynı başbakan cumhurbaşkanı olduğunda korumaları bırakın siz Türkiye'yi. Yabancı bir ülkede grup halinde savunması sivil içlerinde bebekli kadınların da olduğu bir gruba şiddet uyguladılar canlı yayında Amerika'da. Yine aynı Cumhurbaşkanı'nın korumaları İstanbul'da bugünkü İçişleri Bakanı İstanbul Valisiyken yine bir vatandaşa ki avukat olan bir vatandaşa şiddet uyguladılar. Bugünkü İçişleri Bakanı o zaman valiydi. Açıklama yaptı. Dedi ki polisler tarafından gözaltına alınırken kendisi kafasını aracın sert yerlerine vurduğu için öyle oldu dedi. Bugünkü İçişleri Bakanı. Bakın bugün o kadar övdüğümüz yere göğe sığdıramadığımız. Ha, yaptıkları doğru tabii ki. Yaptıkları tabii ki teşvik yani destekliyoruz. Öyle olması lazım. Ama yani nereden nereye geldiğimize bakın. Şimdi dolayısıyla böyle bir ortamda bakın biraz önce Sayın Kamil Erdoğan ne dedi? Cehalet ve şiddetin kendini dokunulmaz gördüğü böyle bir dönem, böyle bir durum olmamıştı. Dolayısıyla çok çok boyutlu bir şeye bakıyoruz. Yani toplum içinde tabii ki ekonomik sıkıntılardan, kalabalıktan, gürültüden, trafikte saatlerce beklemekten kaynaklanan bir umutsuzluk var, bir öfke patlaması var. Mesela örneğin, tabii ki bu sadece yani polisiye tedbirlerle, polisle, jandarmayla çözülebilecek tabii ki bir şey değil. Ama mesela Sağlık Bakanlığı'nın acaba toplum sağlığı ile ilgili bir birimi var mı?
Mesela toplumdaki antidepresan kullanımı nereden nereye geldi? Yani 60 milyonları geçti. Yani kutu olarak söylüyorum. Şimdi bunlarla birileri acaba ilgileniyor mu? Mesela bu suç işleyenlerin profilleri çıkartılıyor mu?